Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz çizgili kasların kasılması ve gevşeme sırasında meydana gelen olaylar olacak. Bu olaylar nelerdir? Sırayla görelim isterseniz. Kas hücresi ile sinaps yapan sinir hücresinin aksonun uç kısmındaki yani motor uç plaktaki sinaptik kesiciklerden sinaptik boşluğa bir nörotransmitter madde olan asetilkolin salgılanır. Asetilkolin kas hücre zarındaki reseptöre bağlanır. Kas hücre zarının sodyum iyonlarını geçirgenliğini artırır. Kas hücre zarından içeri giren sodyum iyonları hücrede elektriksel bir değişime neden olur ve aksiyon potansiyelini başlatır. Dördüncü maddemize geçmeden önce kas hücre zarında yer alan T tübülleri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. T tübülleri veya diğer adıyla transversal tübüller kas hücre zarında yer alan zarsı kanallardır. T tübülleri zardaki uyartıyı sarkoplazmik retikulumlara iletirler. Peki T tübülleri tüm kas çeşitlerinde bulunur mu? T tübülleri çizgili kas hücre zarında bulunur. Yine kalp kas hücre zarında da bulunur. Ancak düz kas hücre zarında T tübülleri bulunmaz. Gelelim dördüncü maddemize. Kas hücresinde oluşan depolarizasyon kas hücresi zarı boyunca yayılır. Ve uyartılar T tübülleri vasıtasıyla sarkoplazmik retikuluma iletilir. Sarkoplazmik retikulum uyarılır. Uyarılan sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları serbest kalarak aktin ve miyozin ipliklerinin arasına dağılır. Kalsiyum iyonunun aktin iplikçiğine bağlanmasıyla miyozinin aktine bağlanma bölgeleri de açılır. Burada kalsiyumun rolünü kısaca ifade etmeden önce şeklimize bir bakalım. Şekil üzerinde konuşalım arkadaşlar. Pembe renkli görmüş olduğunuz iplikçik aktin iplikçiğidir. Aktin iplikçiği üzerinde miyozin bağlanma bölgeleri bulunur. Miyozin bağlanma bölgenin üzerine tropomiyozin adı verilen özel bir protein örter. Tropomiyozinlerin üzerinde ise troponin adı verilen protein kompleksleri yer alır. Altta görmüş olduğunuz sarı renkte ifade edilen iplikçik ise miyozin iplikçiğidir. Ve miyozin iplikçiği üzerindeki şu kısımlarsa miyozin başı olarak adlandırılırlar. Ki miyozinler aktinlere miyozin başı kısımlarıyla bağlanırlar. Kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumlardan salgılandıktan sonra troponin dediğimiz protein komplekslerine bağlanırlar. Kalsiyumun troponinlere bağlanmasıyla tropomiyozinler biçim değiştirir ve bağlanma bölgenin üstünü açarlar. Bağlanma bölgenin üstü açıldığında da miyozin başı kısımları bu bağlanma bölgene bağlanır. Ve kayma olayı sonuçta da kasılma olayı gerçekleşir arkadaşlar. Gelelim 6. maddemize. Miyozin başının ATP az aktivitesiyle ATP yıkılır. Evet, miyozin başının ATP az etkisi vardır arkadaşlar. ATP molekülü miyozin başına bağlanır. Miyozin başının ATP az etkisiyle ATP yıkılır. Yani defosforilolur, enerji açığa çıkar ki bu enerji aktinin miyozin üzerinden kaymasında kullanılacak olan enerjidir arkadaşlar. Bu durumdayken miyozin başı bağlanma bölgesine bağlanacaktır. Ve aktinler miyozinler üzerinden kayacak ve kasılma olayı gerçekleşecek arkadaşlar. Evet, kasılmayı ifade ettik. Peki kasılan kasımız tekrar gevşemek zorunda. Gevşeme sırasında hangi olaylar meydana geliyor? Gevşemenin de gerçekleşebilmesi için mutlaka enerjiye ihtiyaç var. Çünkü gevşemenin olabilmesi için troponinlere bağlanmış olan kalsiyum iyonlarının troponinlerden ayrılması ve tekrar sarkoplazmik retikulumlara geri dönmesi gerekir. Gevşeme sırasında sırayla şu olaylar olmaktadır arkadaşlar. Troponinlerden kalsiyum ayrılır. Kalsiyumlar aktif taşımayla sarkoplazmik retikulumlara geri döner. Tropomiyozin molekülleri yeniden bağlanma bölgenin üzerini kapatır. Miyozin başı bağlanma bölgesinden bu durumdayken ayrılır ve gevşeme olayı meydana gelmiş olur. Tekrar ifade etmek gerekirse unutmayın lütfen gevşeme sırasında da enerji kullanılır. Çünkü unutmayın kalsiyumların sarkoplazmik retikulumlara geri dönmesi yalnızca aktif taşımayla gerçekleşir ki aktif taşıma enerji gerektiren bir olaydır. Evet, gelelim 2010 yılı LYS sınavına çıkmış olan sorumuza. Bir iskelet kasında gerçekleşen olaylarının doğru sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor bize. Evet, öncelikli olarak öncüllerimizi okuyalım. Kas hücresinin endoplazmik yani sarkoplazmik retikulumundan kalsiyum iyonlarının serbest kalması, miyozin aktin filamentlerin ATP kullanarak birbiri üzerinden kayması,
Kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması, kalsiyum iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla miyozin aktine bağlanma bölgelerinin açılması, motor uç plaklarındaki nörondan sinaptik boşluğa asetilkolin salgılanması. Evet, öncelikli olarak motor uç plaklardan asetilkolin salgılanacaktır. Sonrasında kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresleri boyunca yayılması gerçekleşecek. Sonrasında kas hücresinin endoplazmik yani sarkoplazmit kulumundan kalsiyum iyonlarının serbest kalması gerçekleşecek. Bu olaydan sonra ise kalsiyum iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla miyozin aktine bağlanma bölgenin açılması olacak. Ve en sonda arkadaşlar 2 numaramız meydana gelecek. Yani miyozin ile aktin filamentlerinin ATP kullanarak bir üzerinden kayması. Sonuç olarak 5-3-1-4-2 şeklinde olacaktır. Yani yanıtımız E şıkkı. Bu dersimiz çizgili kasların kasılması ve gevşeme sürecinde meydana gelen olayları gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.